أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, sinle başlayan bir edatımız sevaendir. Sevaun tekunu, sevan tabi edat olarak ele almış ama sevan isimdir ve muarrab bir isimdir. Tabi bazıları onun zarf olduğunu söyleyenler de var ama farklı yorumlayanlar var. Sanki şeyde, İbn-i Hişam da onun zarf olduğu yönünde görüş belirtecek. Diyor, sevaun tekunu bimane müstevin. Müstevin anlamında, yani ismi faali anlamında olur. Anlam yönüyle. Ve ve yusafu bihel mekanu. Ve mekan bununla nitelenir. Yani mekana sıfat olur, vasıf olur. Ve dolayısıyla hali zarf olur. Bimane ennehu nisfun beyne mekaneyni. Yani nasıl mekana vasıf olur? Yani o sevaun neye vasıf oluyorsa, yani hangi şeye vasıf oluyorsa, o şey iki mekan arasında orta noktadadır. Ve lafzah fihi hineyden. Bu sevaen mekan zarfı olarak veya mekan vasfı olarak kullanıldığında, onun kullanımında en fasih olan en yuksarı ma'al kesli. Yani kesseyle birlikte kasırlı eliften sonra hemzenin olmaması. Biliyorsunuz kasır, eliften sonra hemzenin olmamasına kasır denir. Yani bu literatürdeki kasır manalarından birisi. Kasır biliyorsunuz ıstılahta ihtisar veya hasır anlamında da, ihtisar değil ihtisas diyecektim. İhtisas ve has anlamında da gelir. Bir de kasır burada şey ıstılahta eliften sonra hemzenin gelmemesi. Mesela hubla için maksur diyoruz. Çünkü eliften sonra hemze yok. Bu kasrın karşıtı meddir. Med ise eliften sonra hemzenin olmasıdır. İşte diyor bu sevaen mekan vasfı olarak ve iki mekanın arasındaki orta nokta anlamında kullanılınca en fasih onun kullanımında sivadır. Ve sivayı da bazı alimler zarf-ı gayr-i mutasarrıf olarak söylüyor. Nahu mekanen, evet, siva. Bizim kıraatimiz mekanen suvadır. Bizim Asım'ın kıraati, Hafs'ın rivayeti ama bir kıraatte mekanen siva. Mekanen sivan, yani ortak bir mekan. Yani orta yerde bir mekan. Evet. Ve huve ahadu sıfatı leti caet ala fi'alin. Bu siva bu şekliyle fi'al vezninde gelen vasıflardan biridir. Ke kavlihim mesela nahvi ile Araplar ma'un riven. Yani ma'un riven. Bu da fi'al vezninde, yani faal anlamında doyuran su. Ve kavmun iden. Yine fi'al vezninde, yani düşman olan bir kavim. وَقَدْ يُمَدُّ مَعَ الْفَتْحِ. Bazen fethayla med olun. Yani eliften sonra hemze. Sevaen, ki başlıkta da o vardı. اَوْ يُكْسَرُ وَا سِوَاءً اَوْ يُضَمُّ سُوَاءً. Dolayısıyla سِوَاءً سُوَاءً سَوَاءً سِوَاءً سُوَاءً. Bunlar şeyin efendime söyleyeyim lügatları. وَكِلَاهُمَا مَعَ الْقَصِ. Gerçi diyor sivan ve şey sinin kesi ve dammi kasıyla, yani demek ki buna göre sevaa
ve suen siven. Ve kuri'e bihima mekanen suen, o ayet geçmiş diye ki biz dedim, yani bizim kıraatımız mekanen suendir. İkisi de şey ayette ikisiyle de okunmuş. Ve yusafu bihima gayrul mekani. Mekanın dışında da bu siven suen, mekanın dışında başka şeylere de sıfat olabiliyor. O zaman feyecibu en tumedde ma'al fethi. O zaman fetha ile birlikte memdud olması lazım. Lev marartu bi raculin sevain vel ademu. Yani bir adamın yanından geçtim. Sevain vel ademu. Bakınız, sevain raculin sıfatı olmuş. Racul de mekan değildir. Memdud ve fethadır. Ve manası, ben bir adamın yanından geçtim. O adamla yokluk birdi. O adamla yokluk bir. Yani yok hükmünde bir adamın yanından geçtim. Hiçbir itibari, ağırlığı, iyiliği olmayan, artık hangi bağlamda kullanırsanız. Evet. Ve bi ma'nel vasati. Seva orta anlamında da gelir. Ve bi ma'nel tammi. Ve tam anlamında da gelir. O zaman yani sevaen. Fetumeddu fihime ma'al fethi. Fetha ile birlikte her ikisinde, yani vasat anlamında da olsa, tam anlamında da olsa, sinin fethi ve eliften sonra hemzenin gelmesi, yani sevaen şeklinde okunur. Nau kavlihi ta'ala fi sevail cahim. Yani fi vasatil cahim. Seva burada vasat anlamındadır. Gördüğünüz gibi sinin fethi ve medde ile gelmiş. Ve kavlike, ve şöyle diyorlar. Hâzâ dirhemun sevâ'un. Bu tam bir dirhemdir. Sevâ'un da burada tam anlamında. Ve bimânel kastî. Kast anlamında da, kast anlamında, yani bir şey kast. O sevâ'il cehennem, vasat anlamı. Yani orta, cehennemin tam ortasında. Evet. وَبِمَعْنَ الْقَصْدِ قَصْد anlamına da geliyor. O zaman فَتُقْصَرُ kesseyle birlikte, yani sinin kessesiyle maksur olarak olur. وَهُوَ bu sivanın kast anlamında olması اَغْرَبُ مَعَانِيهَا en ilginç manalarından birisi de budur. Evet. كَقَوْلِهِ şairin şu sözünde geçtiği gibi, evet. Bir dakika, bir şeye bakıyorum. Peki, şair diyor ki, فَلَا أَصْرِفَنَّ سِوَا حُذَيْفَةَ مِدْحَةِ لِفَتَ الْعَشِيِّ وَفَارِسِ الْأَجْرَافِ فَلَأَصْرِفَنَّ. Ulam gizli bir yeminin cevap namidir. Yani yemin olsun, لَأَصْرِفَنَّ ben sarf edeceğim. سِوَ حَذِيْحُ yani فَلَأَصْرِفَنَّ مِدْحَةِ سِوَ حُذَيْفَةَ مِدْحَةِ أَصْرِفَنَّ'nın mef'ûlüdür. Ben diyor övgümü Huzeyfe'nin kastına sarf edeceğim. Yani ne demek? Yani Huzeyfe'nin kast ettiği yöne doğru övgümü sarf edeceğim. Ki nedir o? Li fetel aşiyyi. O tabi eğer burada arkadaşlar, Huzeyfe'nin kastına methemi
sarf edeceğim. Burada mütebadil mana, yani onun kastettiği yöne sarf edeceğim. Ama şöyle de anlaşılabilir. Ben övgümü Hüzeyfe'nin kastına, yani Hüzeyfe tarafına sarf edeceğim. Kime? Lifetel aşiyyi. Akşamların, yani gecelerin gencine. Ve farisil ecrafi. Bazı beytlerde ve farisil ahzabi. Yani hisplerin, kabilelerin binicisine. Veya ve farisil ecrafi. Ecraf bir yerin ismi. O yerin binicisi eve. Zekeru İbn-i Şeceri. İbn-i Şeceri bu manayı zikretmiş. Yani kast anlamında olduğunu söylemiş. Ve bi mana mekanın ev gayrın ala hilafin fi zalika. Bu siva mekan ve gayr anlamında da gelir ki hatırlarsanız istisna babında söylemiştik. Bir istisna edatlarından birisi de sivadır. Alâ hilâfın fî zâlike, bunda tabi ihtilâf var. Feyumeddu ma'al fethi, ister mekan anlamında olsun, ister gayr anlamında olsun, sinin fethiyle memdud okunacak. Sevâen. Ve yuksaru ma'al dammî. Damma ile birlikte, yani sini madmum yaparsanız, o zaman maksur okunur, suva. Ve yecûzul vecihâni mal kesi. Keste ile birlikte damma ve yani ve yecûzul vecihâni mal kesi. Siva diye okuduğunuzda her iki vece, efendime söyleyeyim, hem mekan hem gayr anlamı olabilir. Ama şimdi bu vecan aşağısı kesir ve fethi söylemiş. Şey med ve kasrı. Ama yukarıda demişti. Memdu dolunca sin devamlı meftutu. Yani benim aslında aklımda kalan şuydu. Sivan, suvan, sevaa, sivaa, suvaa. Bu beş ki ilk öyle söyledim. Ama İbn-i Hişam rahimahullah medde ile birlikte sadece fethan olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla sanki veya yani İbn-i Malik'in, şey İbn-i Hişam'ın geçmiş ibaresiyle uyumlu olarak ve cüzül ve cihan malikes, yani siva okuduğumuzda efendime söyleyeyim hem mekan anlamı hem gayri anlamı caizdir. Vasat. Vasatlı tam anlamında. Öyle olur diye. Öyle bir tahsis var mıydı? Ve bimane el vasat ve bimane el tarmi ve tumeddu fihime ve al fethi. Olabilir yani. Yani o zaman şöyle yani. Vasat veya tam anlamında olunca sadece fethayla. Burada ise yani biraz doğrusu minnet değil yani. Ve takav hâzi sıfeten. Bu siva sıfet olarak da gelir. Tabi ev ve istisnaen istisna edatı olarak da gelir. Eğer mekan anlamında olursa Allahu alem sıfet olur. İstisna olursa, şey gayri anlamında olursa istisna olur. Veya gayri anlamında da kema teko gayru, nasıl ki gayru da hem sıfat hem istisna. Bu teşviten şöyle anlaşılıyor. Yani bu siva efendime söyleyeyim gayri anlamında olunca sıfat da olabilir, istisna da olabilir. Nitekim gayru da öyleydi. Ve hu ande zeccaci ve ibn-i malik ke gayrin fil ma'na ve tasarrufi. Zeccaci ve İbn-i Malik'e göre
bu siva efendime söyleyeyim gayb gibidir. Hangi anlamda? Hem mana yönünden gayb hem de tasarruf yönünden. Yani zarf-ı gayr-ı zarf-ı mutasarruf. Fetekulü mesela ca'eni sivaka. Sivake-i ca'eniye faal yapmış. Tabi faal olursa demek ki zarfiyetten düşmüştür. Ve ra'aytu sivaka. Mef'ul bihi olmuş. Mef'ul bihi olursa yine zarfiyetten düşmüş demektir. Ve ma ca'eni ahadun sivaka. Bu örnekte ise sivake-i ahaduna sıfat yaparsanız marfu olur. Ma takdiren. Yok eğer sivake istisna gayri anlamında, istisna anlamında kullansanız o zaman nasb caizdir. O yani buraya özellikle İbn-i Malik, İbn-i Hişam bu örneği vermiş. Biz sivayi gayru anlamında yaptığımızda burada iki vecih caizdir. Bir, ahaduna sıfat yapma. Cemma cani ahadun yani gayruka. Yok sivayi gayri yaptığımızda sıfat anlam istisna anlamını yükleyebiliriz. O zaman istisna anlamını yüklediğimizde nasb olarak caizdir. İstisnada kelam-i menfi nasb caizdir. Ama rafta bedeliyet olarak caizdir. Bu bir. Evet. Bir de nasbın evet biz nasb istisna olarak da nasb caizdir. Yani sivay gayru anlamında yaptığımızda istisna olarak nasb caizdir ve bedeliyet caizdir. Hayır, kelam-ı menfide bedeliyet muhtardır. Dolayısıyla rafa muhtardır ama nasb da caizdir. Yani nasbla ilgili bir şey daha aklıma geldi ama yani bir ihtimal daha bizim. Peki. وهو الأرجح فالرفع ده راجح تشكو مستسلام olursa efendime söyleyeyim kelami menfidir. Kelami menfide de müstesna menfi olursa nasb caizdir rafa. Yani rafa dediği bedeliyet muhtardır. وعند السبوه والجمهور سبوه ve cumhure göre انها zar انها zarf مكان ملازم للنصب bu siva zarf mekandır ve nasptan ayrılmıyor çünkü onlara göre zarf gayri mutasarrıftır. Gayri mutasarrıftır. Ve la yahrucu an zalika ve onlara göre bu zarfiyetten ayrılmaz illa fi darurati. Ancak darurati nazımda ayrılabilir. Fakat sanki Arapların kullanımı İbn-i Malik ve yani Sibuhi'nin muhalifi olan görüşleri daha fazla destekliyor. İbn-i Malik ve Seccaci mesela Arap kelamında وَلَمْ يَبْقَ السِّوَ الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا orada faal olmuş. Mesela وَإِذَا كَتُبَاعُ كَرِيمَةٌ اَوْ تُشْتَرَى فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي orada da mübteda olmuş. Dolayısıyla bu kullanımlar onun mutasarrıf olduğunu tercih etmektedir. Evet. وَعَنْدَ الْكُوْفِيِّينَ وَجَمَاعَةٍ Kufilere ve bir grup nahvilere göre اَنَّهَا تَرِدُ بِالْوَجَيْنِ yani bu siva hem mutasarrıf zarf, vecehin dediği hem zarf hem gayri zarf. Haliyle tabi ne olur o zaman? Mutasarrıf olur. ورد على من نفى ظرفيتها onun zarf oluşunu nefyedenlere o zarf
olmadığını söyleyenlerin görüşü şöyle reddedilmiş: bir vukuayı hasıl eden, onun sıra olarak gelmesi. Kalu, demişler ki, ca'ellezi sivaka. Biliyorsunuz biz şunu demişiz: mevsulun sırası daima cümle olması lazım. Yani müfret mevsula sıra olmaz. Şimdi bu cümlede ya isim cümlesidir ya fiil cümlesidir. Ama Arapların çoklukla zarfı mevsula sıra yaptığını görüyoruz. Ha, çünkü o zarfı cümle olanı değerlendirmişler. Mesela ca'ellezi fiddari. Şimdi fiddari elleziye sıra oluyor. Niye? Çünkü mutallak bir şey, mahzup bir fiile taalluk ediyor. O fiil sıla oluyor. Dolayısıyla sıla cümle oluyor. Şimdi sivakede tek başına mausuldan sonra gelir, ona sıla olmuşsa zaten tek başına geldiğinde mausuldan sonra demek ki sıladır. Bu da gösteriyor ki o sivaka gizli bir fiile taalluk ediyor. Zarftır ve gizli bir fiile taalluk ediyor ve sıla olmuştur. Çünkü zarfın dışında, efendime söyleyeyim, mevsula sıla olabilecek bir müfred yok. Yani biz müfred yok. Sadece zarf, o da nasıl sıla oluyor? Mahzub bir fiile taalluk etmesi suretiyle cümle oluyor ve öyle sıra oluyor. Bu da zarflar da mümkün. Ve ucibe, şöyle bu örneğe ca'ellezi sivaka cevap verilmiş: bi takdiri siva haberen lihuve mahzufen. Yani bu sivayı mahzub bir mübteda olan huve'ye haber yaparız. Yani ca'ellezi huve sivaka. Ama Araplar böyle bir şeyi kullanmamışlar. Yani bir kere zaten İbn-i Marike, İbn-i Hişam kendisi de söyledi. Burada sivakeyi mahzub bir mübteda haber yaptığınızda o huva aile mevsul marfu olur. Ve mevsul mevsulun aile marfu olunca ancak sılanın uzun olduğu yerde hasf edilir. Bu gibi yerde hasf edilmez. Evet. Ev halen li sebete mudmaran. Veya mukadder bir sebeteye hal olur. Kema kalu. Bu biraz idare eder. Ama doğrusu mevsuldan sonra mansup halen gelip mevsulunu onunla yetinmesi, yani zahiren de bu kullanılmıyor fazla. كَمَا قَالُوا لَا أَفْعَلُهُمْ مَا أَنَّ حِرَاءَ مَكَانَهُ. Yani Araplar şöyle demiş: لَا أَفْعَلُهُ, ben bu işi yapmam, مَا أَنَّ حِرَاءَ مَكَانَهُ, yani مَا ثَبَتَ أَنَّ حِرَاءَ مَكَانَهُ, Hira'nın, Hira dağının kendi yerinde durduğu, sabit olduğu sürece ben bu işi yapmam. Bakınız burada enne hira'a mekanehu, bu nedir? Şeyin, ma'nın sılasıdır. Ama nasıl sıla olmuş? Gizli bir sebeteye fail olarak sıla olmuştur. Ama doğrusu yani o da kıyas-ı mal farıktır. Çünkü nahviler bazı espriler çok dikkat ediyorlar. Mesela burada ma enna hira'a mekanehu takdir edilen nedir? Fiildir. Fiil faali çok istiyor. Dolayısıyla fiilin burada hasfı zikri gibidir. Ama halin amili istemesi veya zilhali istemesi onun gibi değil ki. Mesela bir fiil halsiz gelebiliyor, değil mi? Ama fiil asla failsiz gelmez yani. O yönüyle kanaatimce biraz kıyas-ı mal farıktır. وَلَا يَمْنَعُ الْخَبَرِيَّةَ
قولهم سواء كبالمد والفتح ونون فتحيلة أقول مصر سواء كشكلنده وخبرية مانع ديلدر لجواز أن يقال إنها بنيت لإضافتها إلى المبني كما في غيره. Çünkü şöyle denilebilir, yani seva eked okuduğunuzda onun mebni olduğunu söylemek caizdir. Niye mebnidir? Çünkü mebniye ilafe edilmiştir. Ama bu da yani doğrusu çok yani sıkıntılı bir gerekçedir. Mebniye ilafe edilmesi değil yani. Mebniye yani daha doğrusu idafe ile bir isim lazımın idafe olur ve mudafu ileyhi mahzuf olursa o zaman idafe olan ihtiyacından dolayı mebni oluyor. Ama mudafu ileyhi meskur olup idafe mebniye idafe edilmiştir demek yani nahv mantığı açısından çok sıkıntılıdır. Evet. تنبيه يخبر بسواء التي بمعنى مستو عن الواحد فما فوقه bu vasıf olarak müstevin anlamında gelen سواء müfred ve müfredin üstündekilere de haber oluyor. Yani bu سواء onun müfred tesniye ve cemi aynı demek istiyor. Ne gibi? Mesela cunup gibi. Cunup kelimesi de müfred tesniye cem'i birdir. Bu da onun gibi. Nahu mesela leysu sevâen. Bakınız. Leysu burada fiilin hakkısı biliyorsunuz. Vav onun ismidir. Ve vav damiri cem'edir. Cem'i müzekker damiridir. Ve tabi leysenin ismi haberi asıl itibariyle mübteda ve haberdir. Mübteda ve haber geldiklerinde haberin teskir, te'nis, ifrat, tesniye ve cemelde mübteda uyması gerekir. Eğer camit falan değilse, yani haber muştaksa mübtedasının uyması lazım. Bu leysena şey nakıs fiil, nevasık fiillerden biri olduğuna göre, onun isim haberi de aslı mübteda haber olduğuna göre, onun haberi de ismine ifrat, tesniye, cemelde uyması lazım. Halbuki leysu sevaen sevaen vava uymamıştır. Yani çünkü onun ifrat, teslim ve cem'i aynısı gayretir. Yani niye böyle gelebiliyor? لِأَنَّا فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْاِسْتِوَائِ Çünkü bu sevaen asıl itibariyle istiva anlamında bir mastardır. Ve mastar da mahiyeti kast ettiğinizde birdir. Onun için tesniye cem'i olmaz. Mahiyet kast edildiğinde. وَقَدْ اُجِيزَ فِي قَوْلِي سَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ Bu ayeti kerimede كَوْنُهَا خَبَرًا Bu كَوْنُهَا خَبَرًا اُجِيزَ اِعْرَابْ يَنُنْدَنْ نَعِبِ فَعَلْ olur. Yani bu ayette sevaenin haber olması caiz görülmüş. Değil mi? Yani nasıl? Şöyle. اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ mübteda yapılmış. Ve burada cümlenin mastar edatı olmadan fiilin öyle diyelim. Fiilin mastar edatı olmadığı halde fiilin mastar edatı olan en ma bunlar olmadığı halde mastara tevil edildiği yerdir. Çünkü niye öyle diyoruz? Zira fiil olarak kaldığı sürece mübteda olamaz. Çünkü mübteda müstedu ileyhidir. Mahkumu aleyhidir. Ve mahkumu aleyhi olan şey fiil de ne mahkumu aleyhi ne müstedu ileyhi olamaz. Onun için fiil mesela hani cümle içerisinde gelince
Hani cümleyi i'rab ediyoruz ya, işte falanca fiil, falanca fail, falanca mübteda, falanca haber, falanca mef'ul, hal, temiz, bunları söyleyince buna i'rab diyoruz. İ'rab da onun için fiil asla mübteda olmaz, bir. Asla fail olmaz, iki. Asla mef'ul bihi olmaz, fiil olmaz. Ama bu kalıpta sevâun aleyhim e'enzertehum emlem tünzirhum kalıbındaki bu biraz yaygın kullanılıyor. Burada fiilimiz mübteda olmuş, sevâun onun haberi ve fiil mastar edatı olmadığı halde mastarla müevvel olarak düşüneceğiz. Yani bazı nahviler efendim mastar edatı olmayınca onu mastarla tevil etmeye gerek yok ve fiil direkt mübtedadır, sevâun haberdir. Bazıdır böyle hani işin kolayına geçmişler, söylemişler ama asla o görüşe katılmıyoruz. Zaten anlam yönünden de bakınız ne diyoruz? Onlara müsavidir. Müsavi olan nedir? İnzar ve ademi inzar. Değil mi? Anlam yönünde de yine mastardır. Dolayısıyla burada her ne kadar mastar edatı olmasa bile fiilimiz mastarla müevvel olduğunu kabul edeceğiz. Diyor ki وَقَدْ اُجِيزَ كَوْنُهَا خَبَرًا اَمَّا قَبْلَهَا. Bazıları onun habere, efendime söyleyeyim, şey مَا قَبْلِنَا yani yok yok اَمَّا بَعْدَهَا اَمَّا قَبْلَهَا bu bizim bu yorumumuza göre değil. O haber dedi amma kabla innel lezine keferu sevaun aleyhim sonra enzertum emlem tenzirum ayrı bir cümle olur. Yani sevaun aleyhimi inneye ikinci şey onu haber yaparsanız o zaman enzertum emlem tenzirum onu ayrı bir cümle yaparsınız. Ev amma ba'daha ve amma ba'da yani enzertum ki benim söylediğim oydu. أو مبتدأ وما بعدها فاعل على الأول veya سواء kendisi مبتدادır وما بعدينا أأنذرتم أم لم تنذرهم فاعلدır على الأول şayet hani ما قبلنا haber olduğunu düşündüğünüzde onun alternatifi olarak سواء مبتدأ yaparsanız ma ba'di onun fail olur. Yine tabii fiil maslarla tevil edilerek yoksa ma ba'di olan fiil fail olmaz. Evet. Ve mubtede'un alessani ve ikincisine göre ma ba'di mubtedadır. Yani sevâun aleyhim e'enzertehum. O enzertehum mubteda sevâun haber ve haberun al-thalith üçüncüsüne göre yani üçüncü burada bakınız sevaun ma qablaha kunu wa khabara amma qablaha bir vecih ev amma ba'da ikinci vecih ev mubtada üçüncü vecih işte üçüncü vecih neydi o ma ba'da olanın zaten mubtada yapacaksınız. Yok, ikinci vecihde enzertum mübteda yaparsınız. Sevâun haber yaparsınız. Bu bir. Yok eğer ve haberun ale thâlefi eğer üçüncüsüne göre enzertum mübteda şeyi sevâun mübteda yaparsanız yani şöyle arkadaşlar kısaca ya sevâni mübteda yaparsınız enzertumu haber o biraz daha kolay şeydir öbürüne göre nahv mantığı açısından sevâni mübteda enzertumu haber yaparsanız ve tersini yaparsınız veya üçüncü bir şık sevâun efendime söyleyeyim haber deseniz makablinin haberi deseniz enzertum faali olur. Ama kanaatimce
Ben orada yani siz sevaunu innellezine keferunu'ya haber yaparsanız şöyle bir ihtimal yani düşünüyorum. Belki de şey olmayabilir ama bu söyleyeceğim ihtimal sanki daha uygun. Sevaun aleyhim haber yaparız. İnnellezine keferu اَنْذَرْتَمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ فِيْلِ فَعَلِ yapmaktansa onu yeni bir cümle. Yani öyle düşünün faal. O faal diyor, halbuki faal oluşu da çok sıkıntılıdır. Peki. وَاَبْطَلَ اِبْنُ عَمْرُونَ الْاَوَّلِ İbn-i Amrun birincisini iptal etmiş. Yani sevâ'ını haber yaptığınızda اَنْذَرْتُمُ فَعَلِ yapmanızı iptal etmiş. Bi enel istifhama la ya'malu fi ma qalu ki bu aklıma gelmemişti. Bu çok güçlü bir gerekçe. Yani siz enzertehum fi'al yaparsanız o zaman hemzenin sadaretini de hiçe saymış olursunuz. O da olmaz. Ve saniye ikincisini hangisi ikincisi yani sevaun haber اَنْذَرْتَهُمْ مُبْتَدَى بِأَنَّ الْمُبْتَدَى الْمُشْتَمِلَ عَلَى الْاِسْتِفَامِ وَاَجِبُ التَّقْدِيمِ İstifami içinde bulunduran mübtedan takdimi vaciptir. فَيُقَالُ لَهُ ona denir ki وَكَذَا الْخَبَرُ haberin de takdimi vaciptir. فَاِنْ اَجَابَ بِأَنَّهُ مِثْلُ زَيْدٌ اَيْنَ هُوَ eğer bu sadece şöyle bir cevap versen ya bu haber hani Zeyd'ini efendime söyleyeyim şey, seva hani efendime söyleyeyim haber ve enzertehum mübteda ha veya seva onu haber enzertehum mübteda veya enzertehum mübteda seva onu haber bu aslında on seva onu mübteda اَنْذَرْتُمُ خَبَرِ yaparsanız onu şu kabilden زَيْدٌ اَيْنَ هُوَ yani burada da زَيْدٌ مُبْتَدَى اَيْنَ هُوَ ve haber cümlesinin başında istifam var ve haber olmuştur. Çünkü istifamdan maksat şey sadaretten maksat yani istifamın sadaretinden maksat kendi cümlesinin başında olması. اَيْنَ هُوَ da ayrı şey bir cümledir. Yani müstakil bir cümledir. İstifam başında gelmiştir. O sadaret yetiyor. Dolayısıyla onun gibi sevaun mübteda kabul edilirse اَنْذَرْتَهُمْ haberdeki istifam kendi cümlesinin başında gelmiştir. Onun için onda problem yoktur. Dese مَنَعْنَاهُ bunu da men ederiz. وَقُلْنَا لَهُ ve ona deriz ki bel huve mislu keyfe zeydun o yani şöyle tabi bu doğrusu bir iddiadır yani biz o keyfe zeydun gibi diyoruz yani nasıl haberin kendisi keyfedir ya ve haberin kendisi istifam edatıdır ya dolayısıyla Zeydun keyfe diyemeyeceğimiz gibi ze sevaun alim e'emdertum de diyemeyiz diyor. Yani sevaunu efendime söyleyeyim şey mübteda ve onu haber. Ama buna katılmıyoruz. Yani. Bu çok kıyas-ı mal farktır. Çünkü bir kere keyfe kelime olarak istifam tazammundur. Burada istifam başka bir kere edatladır. لِأَنَّ اَنْذَرْتَهُمْ اِذَا لَمْ يُقَدَّرْ بِالْمُفْرَدِ çünkü اَنْذَرْتَهُمْ مُفْرَدْلَ tevil edilemeyince لَمْ يَكُنْ خَبَرًا haber olmaz لِعَدَمِ تَحَمُّلِ ضَمِيرَ سَوَائِنْ o kesinlikle yanlıştır لِعَدَمِ تَحَمُّلِ ضَمِيرَ سَوَائِنْ çünkü sevaen yani mübtedaya giden bir damir onda ne olmaz? Müstetir olmaz.
Onda damir müstetir olmayınca nasıl haber olur? Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Müfredle tevil etmemiz lazım. Olsun, müfredle de tevil ettiğinde yine de istifham o müfredin kendisi değil ki ya. Evet. Peki. وَاَمَّا شُبْهَتُهُ onun şüphesi yani o Zeyd'ün keyfe denilmediği gibi illa keyfe Zeyd'ün denmesi lazım. Öyleyse bu da öyle. Veya istifhamın makabilinde amel etmemesi. Fecevabuha o şüphenin cevabı yani İbn-i Amr'ın bu tereddüdünün yani istifham makabilinde sevaunu haber yaptığımızda enzertehum mübteda yaptığımızda onun istifhamın sadareti bozuluyor. Onun o şüphenin cevabı ennel istifhame huna leysa ala hakikati. İstifham burada gerçek istifham değil diyor. Çünkü burada gerçek istifham dediği yani istilami bir istifham değildir. Ama bu da zorlamadı yani. Çünkü nahvilerin yok istifham gerçek olmayınca sadaret istemiyor diye böyle bir ayrımları yok yani. فَاِنَّ اَجَابَ بِاَنَّهُ كَذَٰلِكَ فِي نَوْيَ عَلِمْتُ اَزَيْدٌ قَائِمٌ وَقَدْ اُبْقِي عَلَيْهِ اِسْتَحْقَاقُ الصَّدَارَةِ بِدَل۪يلِ التَّعْل۪يقِ Eğer o şöyle bir itiraz etse bize dese ki bak alimtu ezeydun kaimunda da istifham yine o gerçek istifham anlamında değil ama yine de sadareti devam etmiştir. Yani benim itirazıma yakın bir itiraz. Bir delili talik niye sadareti kalmıştır? Çünkü sadareti kaçmasın diye alimtu amelden muallak olmuş. Yani alimtu biliyorsunuz efali kulüptendir. Efali kulüp iki mef'ulü nasip eder. Ama burada iki mef'ul olacak cümlenin başında istifham olunca amile ne veriyoruz? Talik diyoruz. Yani diyoruz ki lafzında amel etmiyor ta ki sadareti. Eğer öyle desen kulna cevabın deriz ki belir istifamu muradun huna. Alimtu ezeydun kaimun de istifham maksuttur. İzin mana alimtu ma yucabu bihi kavlul müstefhimi ezeydun kaimun. Yani müstefhim yani soru soranın ezeydun kaimun şeklinde soran soru soran adamın cevabının ne olduğunu biliyorum. Ama bakınız dikkat edin yine ezeydun kaimun istifham gerçeğinde. Yani zorlama cevaptır. Ve amma fil ayeti ve nahviha ayette ise yani sevam aleyhim enzertehum em lem tunzirhum fela istifame elbette ta kat'an istifam yok. La min kibelil mütekellimi ne Allah tarafında mütekellim Allah'tır. Çünkü Allah Celle Celaluhu istifam etmez. İstifamı kim yapar? İşi bilmeyen. Ve la gayruhu ve başka mütekellim yani dışında da istifam olmaz. Ama buna da katılmıyoruz. Şu manada çünkü Allah Celle Celaluhu kelamını beşerin seviyesine indirerek indirmiştir. Öyle üslup giydirmiştir. Ve sadece burada değil birçok yerde istifam geliyor. O istifhamda bütün onlarda şunu diyoruz. Diyoruz ki bu min kabili tenezzülatil ilahiyeti ila ukulil beşer. Yani Allah kelamına beşer üslubunun giydirilmesi sonucunda neyle gelmiştir? İstifhamla gelmiştir. Yani dolayısıyla bu da yani cevap oluyor. Ve o yönüyle yani o İbn-i Amr'un itirazı güçlüdür, yerindedir. Evet. Ve arkadaşlar herhalde evet. Burada duralım.
İsterseniz şurada arkadaşlar, kapatmamışsanız adayı da okuyalım, azdır. Diyor ada mislu hala, ada da hala gibiydi, fîmâ zekârnâhu minel kısmeyni. Yani ada da bazen fiil olarak gelir, bazen de harf-i cer olarak gelir. Ve fî hukmiha, o da onun gibi yani mebnidir tabii. Fiil de olsa mebnidir, harf-i cer de olsa mebnidir. Ve tabii harf-i cer olursa nasıl olur? Fiil olursa özellikle damiri nereye racatır ve manası nedir? Ve fi hukmiha ma ile birlikte, hani bazıları demişti ya, cumhurun görüşüne göre ma ile birlikte gelince vücuben fiil olması lazım. Çünkü ma-i mastariye fiilin dışında gelmez. Ama bazıları az da olsa zait ma kabul edip ma ile birlikte de harf-i cer olarak gelebileceğini söylemişler. Vel hilaf fi zalika, ihtilafta da tıpkı adada hela gibidir. Ve lem yahfaz fiha sibeveyhi illa el-fi'liyete. Ancak diyor sibeveyhi helada Araplardan sadece fiil oluşunu nakletmiş. Araplardan görmüş, duymuş. Dolayısıyla demek ki sibeveyhinin bu şeyine göre, sibeveyhiye nakt edilen bu yoruma göre, sibeveyhiye göre sadece fiil olarak gelir. Ama cumhurun görüşü, cumhurun uhad, hala şiadanın tıpkı hala gibi olmasıdır. Evet. Hem bazen harf-i cer, bazen de fiil. Eğer ma ile olursa vücuben fiildir. Ma olmazsa fiil ve harf-i cer olarak gelir. Ve fiil olarak geldiğinde istisna babında gelir. Yani cumhure göre hala tıpkı ada gibi. Evet. Peki.